1845 polis teşkilatının ilk kurulduğu gün. Tam 178 yıldır bu ülkenin varlığını, birliğinin devam etmesi için insanların sağlık, huzur, mutluluk içerisinde can ve mal emniyeti kaygısı yaşamadan hayatlarına, ticaretlerine ve bütün iş ve işlemlerine devam etsin diye büyük fedakarlık göstererek görev yapan emniyet teşkilatımız. Gününüz kutlu olsun. Polis Vazife Selahiyet Kanunu'nun 1. maddesinde insanların can, mal, ırz emniyeti, yardım isteyen, aciz, alil, yardıma muhtaç her bir ferdimize yardım etme görevimiz vardır. Gözünü kırpmadan vatanına, milletine, insanlığa kasteden, canlarına, mallarına kasteden bütün şer odaklarına biraz önce ifade ettiğim gibi hiç tereddüt etmeden müdahale eden, yakalayan, derdest eden ve daha neticede ilgili adli makamlara teslim eden bir teşkilatın mensubuyuz. Ben bugün burada şunu ifade etmek istiyorum. 1990 yılında girdim bu mesleğe. Bugün sorsalar, çok samimi ifade ediyorum. Bugün sorsalar hangi işi yaparsın? Yine aynı mesleği yaparım. Gelir, yine komiser yardımcısı başlar. Bu insanlara, bu halka, bu vatandaşlarımıza aradığında 155, şimdi 112 oldu biliyorsunuz. 112'yi aradığında ilk yardım, ilk koşan, çünkü insanlar darda. O anda insanlar bir şeye ihtiyaç, neye? Can, mal, neyse, yani neye ihtiyacı varsa o anda tek müracaat ettiği kapı neresi? Ben teşkilatımla gurur duyuyorum. Ben sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Gözünü kırpmadan zaman zaman yaşadığımız olaylarda da hep görüyoruz. Bütün arkadaşlarımız en alt kademedeki ekipten bir bakıyorum. Şube müdürü, müdür yardımcı tamamı olay yerinde. Ben Batman polisi olarak ve Batman emniyet müdürü olarak gerçekten şu birlikte görev yaptığımız son 3 yıl, 3,5 yıl oldu yaklaşık. Her birinizden ayrı ayrı memnunum ve çok teşekkür ediyorum. Biraz önce ifade ettim arkadaşlar. Birinci görevimiz insanlara yardım etmek. Ama ikinci görevimiz de suçla mücadele. Genel müdürlüğün istatistikleri, verileri genel itibariyle Batman polis teşkilatının işini yaptığını gösteriyor. Ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Mesela mala karşı işlenenlerde Türkiye genelinde ilk 7. en iyi iliz. Doğru mu? Doğru. Kişilere karşı işlenen suçlarda %20'lerdeyiz. Bu da doğru. Kökünü kurutma operasyonu yaparak Türkiye'de ilk 30 civarındaki ilin arasına girdik. O zaman 107 kişiydi tahmin ediyorum ki, tabii bunun sayısı bir operasyondan bahsediyorum. Genel itibariyle yüzlerce kişiyi satmadan malıyla birlikte alarak içeri attık. Narkotik şubemiz Türkiye'de performansı en iyi iller içerisinde ilk sıraya aldığını da 2020 ya da 21'de biliyorum. Bunun dışında bir şey daha ifade ederek ben çok uzatmadan sözümü bitirmek istiyorum. Bu kısmet olursa sizlerle tahmin ediyorum son 10 Nisan günümüz. 90'da başladığımız mesleğimizi 2024'te bitireceğiz. Dolayısıyla 10 Nisan'a da herhalde kalmayacağız. Biraz önce ifade ettiğim gibi bir 30 küsür yıl beraber çalıştık. Her kademede çalıştık. Çok ilde çalıştık. Allah bütün meslektaşlarımdan razı olsun. İlk günden bugüne incinmeden hem astımızda çalışanlarla hem üstümüzde çalışan arkadaşlarımızla hem uyum içerisinde, birlik içerisinde işimizi ciddi ve çok insanlarımıza faydalı bir şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Bundan sonraki yaşayacağınız, elbette bütün arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz hala görev başında. Her birinize ayrı ayrı nice yıllar olsun diyorum. Kutlu olsun arkadaşlar.